Gençler merhabalar, Sivas Kongresi ile karşınızdayım şu anda ama Sivas Kongresi'ne geçmeden önce bazı kongrelerimizin isimlerini yazalım. Şimdi neydi bunlar? Hemen şöyle Erzurum Kongresi, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Sivas, Edirne, Lüleburgaz, ya doğru yazdım değil mi? Afyon ve Pozantı kongreleri. Şimdi yaklaşık olarak kongrelerimiz bunlar. Burada şuna dikkat edelim. Erzurum Kongresi, şu K'ye kaldırayım. Erzurum Kongresi toplanış itibariyle bölgesel, aldığı kararlarla ulusal. Alışehir, Balıkesir, Nazilli kongreleri hem toplanış hem de aldığı kararlarla bölgesel. Sivas Kongresi hem toplanış hem de aldığı kararlarla ulusal. Edirne Kongresi, Lüleburgaz, Afyon, Pozantı kongreleri hem toplanış hem de aldığı kararlarla bölgesel. Tamam mıdır? Birincisi bu. Şimdi toplanış itibariyle bölgesel olan kongreleri o bölgenin cemiyetleri toplamıştır. Mesela Balıkesir, Alaşehir, Nazilli kongrelerini Ege'nin cemiyetleri, İzmir Reddil Hak, İzmir Müdafaa Hukuk toplamıştır. Ve bu kongrelerde Batı cephesinin kurulmasına, oradaki Kuvayi Milliye'nin desteklenmesine karar verilmiştir. Mesela burada önemli bir isim vardır, Hacı Muhittin Bey. Nazilli Kongresi'nde ise Celal Bayar, Galip Hoca takma adlı Celal Bayar vardır. Edirne, Lüleburgaz, Afyon ve Pozantı kongreleri bölgesel, yine o bölgenin cemiyetleri toplamıştır. Edirne, Lüleburgaz kongreleri, ki Lüleburgaz Mustafa Kemal'in isteğiyle toplanmış olan kongredir. Edirne, Lüleburgaz kongresi Trakya Paşaeli. Arkadaşlar, Pozantı kongresi cemiyet olarak Kilikyalılar Cemiyeti tarafından toplanmış olan kongrelerdir. Birincisi bu. Sivas'a geldiğimizde Sivas hem toplanış hem de aldığı kararlarla ulusal olduğu için bu kongreyi toplayan ise kırmızı kalemle hemen yazıyorum. Mustafa Kemal'dir. Tamam mıdır arkadaşlar? Nerede karar vermişti buna? Amasya Genelgesi'nde. Toplayan Mustafa Kemal'dir ya da toplanmasını isteyen Mustafa Kemal'dir. Aynı zamanda Mustafa Kemal bu kongreye başkanlık yapmıştır. Erzurum Kongresi toplanış itibariyle bölgeseldir. O bölgenin cemiyetleri toplamıştır bunu. Aldığı kararla ulusaldır çünkü başkanı Mustafa Kemal'dir. O zaman Mustafa Kemal'in başkanlık yapmış olduğu iki tane kongre vardır. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi. Ancak Mustafa Kemal'in katıldığı iki tane kongre vardır. Bunun dışında Afyon Kongresi ve Pozantı Kongresi. Pozantı'nın açılış konuşmalarının birisinde Mustafa Kemal yapmıştır. Yani başkanlık yapmıştır gibi bir hava estirilir ama çok da öyle bakmamak lazım. Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı net, delegeler tarafından seçilip başkanlığı yaptığı iki kongre vardır. Erzurum ve Sivas. Ama katıldığı Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı kongreleridir. İkinci bakışımız da bu. O zaman Mustafa Kemal'in etkisinde olan kongreler Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı'dır. Kararlarında etkili olan kongreler Erzurum ve Sivas'tır. Çünkü Erzurum ve Sivas'ın kararları ulusaldır. Şimdi diğer bir mantık da şudur. Şu kongreler, bakın şu kongreler nereye kadar getirdim? Çok özür. Şu kongreler 1919'da toplanmıştır. Genellikle kronolojik sıradır bu. Alaşehir, Balıkesir, Nazilli kongreleri Erzurum ve Sivas arasında toplanmıştır. Arkadaşlar, Afyon ve Pozantı kongreleri ise, bakın şu kongreler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra toplanmıştır. Yani 1920 yılının Ağustos'unda toplanmıştır. O yüzden Mustafa Kemal Afyon ve Pozantı kongrelerine katılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak katılmıştır. Bu yorumumu da unutmuyorsunuz, tamam mı? Bir bilgi daha. Şu Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal egemenlik fikri ortaya çıkmıştır. Ulusal egemenlik vardır. Yani milli iradeden, cumhuriyet fikrinden bahsedilmiştir. O yüzden cumhuriyet fikrinden bahsedildiği için bu kongrede şöyle bir yorum yaparız. Erzurum ve Sivas kongreleri İstanbul hükümetine, padişaha, özellikle padişaha, İstanbul hükümetine geçen bağlılık bildirmiş kongreler değildir. Tamam mıdır? Ama diğerleri genellikle padişaha bağlılık
bildirmiş kongrelerdir. Tamam mıyız buraya kadar? Böyle bir tahlil yapmış olduk. Video ders notumuzda bunlarla ilgili kısa bilgiler var. Şu Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Pozantı, onlara şöyle bir bakın, tamam mıdır? Bakın şimdi, başlığımız Sivas Kongresi olacak. Erzurum'u gördük çünkü. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. Bu kongre her açıdan ulusal bir kongredir. Kongrenin toplanmasına Amasya genelgesinde karar verilmiştir. Ve bu kongrenin toplanmasını Mustafa Kemal ve arkadaşları istemişti. Seçimler yapıldı. Delege seçimleri yapıldı yurt genelinden. Bu delege seçimlerinde sıkıntılar yaşandı. İstanbul hükümetinin engellemeleri oldu, itilafların engellemeleri oldu. Öyle çok fazla delege gelmedi. 38 kadar bir delege katıldı. Erzurum'a daha çok delege katılmıştı doğu bölgesinden. Ama buraya o engellemeler yüzünden çok fazla delege katılamadı. Mustafa Kemal de arkadaşlar bu kongreye, Sivas Kongresi'ne Erzurum delegesi olarak katıldı. Zaten Erzurum Kongresi'ne de Erzurum delegesi olarak katılmıştı. Sivas Kongresi'ne de Erzurum delegesi olarak katılır. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu bizim birinci bilgimiz. Sivas Kongresi'nin giriş cümlesi bu olsun. Şöyle düşünün bunu. Hatırlayın. Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal görevden alındı. Erzurum'dayken istifa etti. Erzurum Kongresi devam ederken hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ve İstanbul hükümeti Sivas Kongresi'ni engelleme faaliyetlerinde bulundu. İstanbul hükümetinin engelleme faaliyetinde iki bilgi kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ankara valisi Muhittin Paşa damat Ferit buna söyledi. Git Sivas'ı bas, kongreyi engelledi. Diğeri ise Elazığ'ın eski ismi Harput'tur. Elazığ valisi Ali Galip. Damat Ferit buna da söyledi. Yani Muhittin Paşa'dan ve Ali Galip'ten damat Ferit kongrenin engellenmesini istedi. Muhittin Paşa gelemedi. Çünkü Ankara'da Ali Fuat Cebesoy'un 20. kol ordusu var. İzin vermedi Ali Fuat buna. Ama Ali Galip olayı Sivas Kongresi'nde gerçekleşti. Bunu asla unutmuyorsunuz o zaman. Sivas Kongresi'nde gerçekleşen olay ya da Sivas Kongresi'nde İstanbul hükümetinin engelleme çabası Ali Galip olayıdır. Orada binbaşı Noel ile birlikte kongreyi sabote etmiştir. Mustafa Kemal'i tutuklamak için Sivas'a doğru gelmiştir. Ve bu olay bertaraf edilmiştir. Ali Galip olayı. O zaman Sivas Kongresi'nde yaşanan olay nedir? Ali Galip olayıdır. Bunu unutmuyorsunuz. Bu da bizim ikinci bilgimiz. Üçüncü bilgimiz de şudur. Bu kongrede Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı meselesi tartışılır. Bazı delegeler Mustafa Kemal'in yerine Rauf Orbay'ın başkan olmasını isterler. Ve derler ki başkanlık seçiminin oylamasını gizli oylama yapalım derler. Yani niye açık değil de gizli? Demek ki bazıları Mustafa Kemal'e bu noktada oy vermek istemiyorlar. Niye olabilir acaba? İki sebepten olabilir. Yorum yapıyoruz kafamızdan. Bunun birinci sebebi Mustafa Kemal'in cumhuriyetçi kimliği olabilir. İkinci sebebi ise İstanbul hükümetiyle arasının ters düşmesi olabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve Mustafa Kemal bu kongreye Rauf Orbay başkanlığı koymadı. Mustafa Kemal bu kongrede başkan seçilir. O yüzden kongre Mustafa Kemal'in başkanlığı ile başlar. O zaman bu bir sorun oldu. İkincisi ise bu kongrede manda ve himaye konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Manda himayenin ilk defa reddedildiği yer Erzurum Kongresi'dir. Ama tartışılarak reddedildiği yer, kesin reddedildiği yer Sivas Kongresi'dir. Manda himaye tartışılır. Bazı delegeler der ki yani bizim çok borcumuz var duyunumiye. Bunun altından kalkamayız. O yüzden biz Amerikan mandasına girelim. Eh ve nişer, kötünün iyisi. Kokmuş çorapların az kokan. Acayip bir şekilde tartışma başlar. Hatta Amerika'ya bir heyet gönderilmesine bile karar verilir. Bak düşünebiliyor musunuz nasıl, nerelere geldi olay? Bu tartışmalar devam ederken tıp öğrencisi Hikmet Bey, yani öğrenciler gelmiş katılmışlar oraya, ayağa kalkar. Der ki ya siz ne diyorsunuz der ya, ne manda himayesi der ya. Ya istiklal ya ölümdür der. İşte ya istiklal ya ölüm cümlesi burada söylenir.
manda himaye tartışması meselesinde Mustafa Kemal ayağa kalkar ve o çocuğun, o öğrencinin alnından öper. Bunun üzerine manda himaye kesin bir dille reddedilir. O yüzden Sivas Kongresi'nde yaşanan diğer bir sorun ise manda himaye meselesidir ve kesin red ortaya çıkmıştır deriz. Arkadaşlar üçüncü bilgimiz de bu. Geliyorum dördüncüye. Dikkat edin şimdi, iyi dinleyin bunu. Kongre başlar. Kongre, ne demiştim ben bir önceki partımızda, dersimizde? Erzurum Kongresi'nin kararları alındı. Bakın bu kararlar alındı. Silmedim özellikle bunu. Bu kararlar alındı. Bu kararların aynısı Sivas'ta da alınacak. Çünkü burada kararları alan irade bölgesel. Erzurum'da ulusal irade onaylatılacak. Teker teker kararlar okunur. 1. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Aynen kabul edilir. 2. İrade-i milli hakim, kuvay milli etkin kılmak esastır. Aynen kabul edilir. Manda ve himaye reddedilecektir. Çok çetin tartışmalar sonucu kesin bir dille reddedilir. Azınlıklara siyasi ve hukuki dengemi bozacak haklar verilemez. Reddedilir. Arkadaşlar azınlık haklarının reddi kapitülasyonlarla ilgili değildir. Kapitülasyonların reddi ilk defa 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli kararlarında, son Osmanlı Meybusamiyesi'nin aldığı kararlarda çıkacak. Meybusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Aynen kabul edilir. O zaman Sivas Kongresi'nin kararları ile Erzurum Kongresi'nin kararları hemen hemen birbirinin aynısı gibidir. Tamam mıdır? Yani biri size azınlık hakları nerede reddedildi ilk defa, Sivas nerelerde, Erzurum Sivas diyeceksiniz. Diğerlerinde olduğu gibi. Bakın şimdi. Fakat burada bazı farklar vardır. Yani Sivas'ın Erzurum'dan farkı vardır. Nedir bu farkı? Birincisi şudur. Birincisi şudur. Ben buraya 1-2-3 diyeyim. 1. Arkadaşlar, tüm milli cemiyetler, milli cemiyetler bir çatı altında toplanır. Adı da Anadolu ve Rumeli. Müdafaa hükmü milli cemiyet olur. Başkanlığına da Mustafa Kemal getirilir. Yani Mustafa Kemal Türk halkının doğal lideri oldu. Şu kararlar Sivas Kongresi'nde alınarak Kurtuluş Savaşı resmiyet kazandı. Halka mal edildi. Bu cemiyetlerin bir çatı altında toplanıp Mustafa Kemal'in başkan olmasıyla Mustafa Kemal Türk halkının lideri oldu. Birincisi bu. İki, hatırlayın bizim ilk savaşımız Kuvayi Milliye ile olmuştu ve Kuvayi Milliye dağınıktı, bölgeseldi. Her şeyin başında bir şef vardı. Merkezi otorite yoktu. Burada arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy, Batı Cephesi, Kuvayi Milliye Komutanlığına atandı. O zaman şöyle baktığınızda, nasıl ki milli cemiyetler bir çatı altında toplandı, merkezileşti, Kuvayi Milliye de merkezileşti. Kuvayi Milliye de merkeze bağlandı. Anlaştık mı arkadaşlar? 3. Dikkat ediyorsunuz, asıl önemli olan budur. Asıl önemli olan budur. Temsil heyeti üye sayısı 9'dan 15 artı 1 Mustafa Kemal ile birlikte 16'ya çıkarıldı. Böylelikle temsil heyeti ulusallaştı. Yani temsil heyeti sadece doğuyu temsil ederken tüm yurdu temsil etmeye başladı. O halde Sivas Kongresi'nde temsil heyeti, Kuvayi Milliye, cemiyetler bir çatı altında toplandı, ulusallaştı, Kurtuluş Savaşı merkezileşti. Yorum bu. Şimdi baştan tekrar alıyorum. Dikkat edin şimdi. Tüm cemiyetler bir çatı altında toplandı. 2. Temsil heyeti ulusallaştı, tüm yurdu temsil etmeye başladı. Üye sayısı 9'dan 16'ya çıkarıldı başkanı Mustafa Kemal. Ve temsil heyeti, asıl önemli cümlelerden birisi budur. Temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı. Peki temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı ise bu temsil heyetinin bir hükümet gibi hareket ettiğini gösterir. Atama yürütme yetkisidir. Yürütme hükümetin görevidir. O yüzden temsil heyeti İlk defa yürütme yetkisini Sivas Kongresi'nde kullanmıştır. Olay Ali Fuat Paşa'nın
Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmasıdır. Bu yorumumu da unutmuyorsunuz. Yani ne anlatmaya çalıştım? Bir hükümet kurulmuştur. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açana kadar Anadolu'da Kuvayi Milliye Hareketi'ni organize eden, Kurtuluş Savaşı'nı organize eden kuruluş Temsilciler Kurulu olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, bu Temsilciler Kurulu, temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini Sivas Kongresi'nde Ali Fuat'ın Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmasıyla kullanmış olacaktır. Burayı unutmayın, bu önemli bir yorumdu. Dikkat ediyorsunuz, tamam mıdır? Şimdi bakın, Sivas Kongresi toplandı, sıkıntılı toplandı, kararlar alındı, bilmem cemiyetler birleşti, Kuvayi Milliye Merkezileşti, temsiliyet ulusallaştı. Bir şeyler oldu. Ama bu kararların, Sivas Kongresi kararlarının uygulanması için hani temsiliyet kuruldu ya, şurada. Bunun kararların da halka duyurulması gerekiyor. Temsiliyetin faaliyetlerinin, aldığı kararların, çıkardığı yasaların halka duyurulması gerekiyor. Arkadaşlar, bu yüzden Sivas'ta İrade-i Milliye adında gazete çıkarıldı. İrade-i Milliye gazetesi Sivas'ta çıkarılmış bir gazetedir. Kurtuluş Savaşı hazırlıkta, minberi geçin, minber İstanbul'a çıkmıştı. Kurtuluş Savaşı hazırlıkta, kongreler döneminde Mustafa Kemal'in çıkardığı ilk gazetedir. İrade-i Milliye. Amaç, temsiliyetin faaliyetlerini halka duyurmak, otoriteyi güçlendirmek, halkı bundan haberdar etmektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu yorumumu asla unutmuyorsunuz. Şimdi bakın, burada bir Ali Galip olayı var. Ali Galip olayı. Ali Galip olayı da şu. damat Ferit, Ali Galip'e telefon açar. Der ki, arkadaş, Mustafa Kemal'i tutukla. Yakala, getir. Ya da Sivas'ı engelle. Hatta aynı haberi Sivas valisine de söyler. Yani bu kongrenin yapılmasını engelle der. Sivas valisi de der ki, yani bizi sıkıyorsa gel kendin engelle der. Yani artık halk teveccühünü Mustafa Kemal'den yana kullanmıştır. Halk Mustafa Kemal'in arkasındadır. Durdurulamaz bir güçtür artık. O yüzden de Ali Galip olayı gerçekleşmez. Bakın şimdi, bu bağlantılarıma çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Ali Galip olayı İstanbul hükümeti ile Anadolu Hareket arasında, yani temsiliyet arasında bir krize yol açar. Ve Mustafa Kemal padişaha haber göndermek ister. Fakat bu haber gönderme isteği İstanbul hükümeti tarafından, damat Ferit hükümeti tarafından engellenir. Yani olay olmaz. Yani padişahın haberi yok bundan belki de. Ne oluyor arkadaş? Ne Ali Galip'i yani? Ne damat Ferit'i? Ve bunun üzerine Mustafa Kemal yayınladığı bir bildiriyle, temsiliyeti başkanı olarak yayınladığı bir bildiriyle İstanbul hükümeti ile olan tüm haberleşmeleri keser. İlk defa haberleşmeler Ali Galip olayından dolayı Sivas Kongresi sonunda kesildi. Sivas Kongresi'nde kesildi yani. Temsiliyeti, haberleşmeyi kesti İstanbul hükümetiyle. Ve şunu söyledi. İstanbul'da iyi niyetli bir hükümet kurulana kadar, ki damat Ferit kötü niyetlidir, iyi niyetli bir hükümet kurulana kadar, İstanbul'da olan her türlü haberleşmeler kesilmiştir dedi. Konuşmayacağız İstanbul'da. Gelen evrağa cevap vermeyeceğiz. Gönderilen memuru göreve başlatmayacağız dedi. Bu İstanbul hükümeti adına felaket bir olay. Yani Anadolu Hareketi İstanbul hükümetine baskı kurdu. Gerekçe Ali Galip olay. Yani aslında Mustafa Kemal şunu söylüyor. Gölge etme koçum. Başka ihsan istemiyorum. Diyojen gibi. Diyojen'in Büyük İskender'i söylediği gibi. Damat Ferit dayanamadı buna ve istifa etti. Damat Ferit'in istifası üzerine İstanbul hükümetinin başına Ali Rıza Paşa getirildi. Yani damat Ferit hükümeti istifa etti, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Bu Anadolu'da müthiş bir sevinçle karşılandı. Çünkü damat Ferit kara kedi. Kötü bir adam. İngiliz ajanı gibi. İngiliz çıkarına hizmet ediyor. O yüzden bu cümleme de dikkat gençler. Damat Ferit hükümetin istifası ve yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması, ki Sivas Kongresi sonrasındaki bir olaydır bu.
Bu olay temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasal zafer olarak kabul edilir. Bunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Bu olay temsil heyetinin, yani temsilciler kurulunun İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasal başarısı kabul edilir. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Telgraf görüşmeleri başladı. Mustafa Kemal İstanbul hükümetine isteğini, İstanbul hükümeti de Mustafa Kemal'e isteğini sunmaya başladı. Telgraflar çekildi. Telgraflar uzadı. Ve yani olmadı yani. Telgrafla, cep telefonu da yok. Telgrafla haberleşilir mi yani? Ne sorunu çözeceksin telgrafla? Bunun üzerine Amasya'da görüşme kararı alındı. Ve İstanbul hükümeti ile temsil heyeti aralarındaki sorunu çözmek amacıyla Amasya'da bir dizi görüşmeler yaptı. Ve Amasya görüşmeleri, yani Amasya protokolleri böyle ortaya çıktı. Amasya protokolleri ile, Amasya görüşmeleri ile temsil heyetini İstanbul hükümeti hukuken tanımış oldu. O zaman temsil heyeti İstanbul hükümetince ilk defa Amasya protokollerinde, Amasya görüşmelerinde tanınmıştır hukuken. Ve bu da temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı bir siyasal zaferdir. O halde temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı iki tane siyasal zaferi vardır. Bir, Damat Ferit hükümetinin istifa ettirilmesi. İki, Amasya görüşmelerinin yapılmasıdır. Amasya görüşmeleri ile İstanbul hükümeti temsil heyetini hukuken tanımıştır. İleride de Bilecik görüşmeleri ile İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken tanıyacaktır. Tamam mıyız gençler? Şimdi Amasya görüşmeleri diye başlık atıyorum. Şurayı siliyorum. Sakın siz defterdekini silmeyin. Tamam mı? Yani hocam siz yazdınız, sildiniz, biz de yazdık, silelim mi filan? Öyle bir şaka yapmayın. Defterinizdeki kalsın. Tamam. Şimdi şuraya Amasya görüşmeleri diye başlık atıyorum. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919. Bu görüşmeler Temsilciler Kurulu ile İstanbul hükümeti arasında. O zaman şunu görebildiniz mi? İstanbul hükümeti temsil heyetini hukuken tanıdı. Mustafa Kemal'in Amasya'da söylediği bir söz vardı. Amasya Genelgesi'nde İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır. İşte al sana tabiyet gerçekleşiyor işte. Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey ve Rauf Orbay katıldı. İstanbul hükümet adına Salih Paşa, Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. Demek ki Bahriye Nazırı'nı diplomat olarak kullanıyorlar. Mondros imzalayan Rauf Orbay da Bahriye Nazırı'ydı. Arkadaşlar, bu görüşmeler sonucunda protokol imzalandı. İki taraf arasında protokol imzalandı. Bu protokolde, bakın şimdi şu tarafa geçiyorum. Bu protokolde İstanbul hükümeti ulusal sınırları kabul etti. Azınlık haklarını reddetti. Meybusan Meclisi'nin toplanmasını kabul etti. Görüyor musunuz olayı? Yani Erzurum'da alınan kararlar Sivas'ta da alındı. Sivas'ta alınan kararlar Amasya görüşmelerinde alınarak İstanbul hükümetine kabul ettirildi. Mantığı böyle kuracaksınız. Şimdi buraya geçiyorum. Bu protokolde denildi ki 1. İstanbul hükümeti temsil heyetini tanıyacak. 2. İstanbul hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hükümeti Milliye Cemiyeti ile Kuvayi Milliye'yi tanıyacak. İstanbul hükümeti Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını kabul edecek. Maddeleri gördünüz. Tamam mıdır? Mantık bu. Devam ediyoruz. İstanbul hükümeti Anadolu hareketine karşı sinsi, kötü tavırlar, haberler yapmayacak. Anadolu hareketi de
İstanbul hükümetine karşı aksi propaganda, menfi propaganda, kötü propaganda yapmayacak gibi 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 kararlar alındı. Mesela Mustafa Kemal dedi ki arkadaş, hatta Mustafa Kemal'in rütbeleri sökülmüştü arkadaşlar. Tutuklanma kararı alınmıştı Mustafa Kemal hakkında Erzurum'da. Onlar filan kaldırıldı burada. Rauf Orbay, Mustafa Kemal hakkındaki tutuklanmalar kaldırıldı tabii ki. Önemli yorumlar yapıyorum, dikkat edin. Bir dizi kararlar alındı. Fakat şöyle bir şey söylendi. Denildi ki Osmanlı Meybusan Meclise derhal toplanacaktır diye bir karar alındı. Osmanlı Meybusan Meclisi derhal toplanacaktır diye bir karar alındı. Bu karar alınırken şöyle bir olay çıktı. Salih Paşa dedi ki ya nerede toplanacak? Mustafa Kemal de dedi ki Anadolu'da güvenli bir yerde toplanacak dedi. Yani temsil heyeti Meybusan Meclisi'nin Anadolu'da bir yerde toplanmasını istiyor. Neden? Çünkü İstanbul işgal altında. Şimdi Meybusan Meclisi toplanması için seçimler yapılıyor gençler. Ve milletvekilleri seçiliyor. Ve bu milletvekilleri İstanbul'a gidecek. İhtilaflar tutuklar bunları. Ve milli irade ortaya çıkmaz orada. Baskı var. O yüzden Mustafa Kemal dedi ki Anadolu'da güvenli bir yerde toplansın. Ya bu Sivas olabilir, Ankara olabilir, bilemem yani. Bir yerde toplansın, güvenli olsun yeter ki. Salih Paşa dedi ki ya bu sıkıntı. Ben bunu kabul ettiremeyebilirim hükümetime dedi. Ve imzasını atarken Salih Paşa olarak imza attı. Yani Bahriye Nazırı olarak imza atmadı bunun altına. 5 protokol var. Her birisi ayrıdır bunların. Tamam mı? Hatta bu protokolde Paris Barış Konferansı'na katılacak delegeler bile belirlendi. Mustafa Kemal dedi ki tamam Tevfik gidecek, Tevfik Paşa gidecek ama bizim istediğimiz birkaç eleman da katılacaktır o ekibin içerisine dedi. Bir sürü karar alındı burada. 5 protokol, 2'si 3'ü gizli bunların. Salih Paşa Bahriye Nazırı değil de kendi iradesiyle bunu imzaladı ve Mustafa Kemal ondan şu sözü aldı. Tamam Salih, sen bunu imzaladın. Kim? Bahriye Nazırı olarak değil ama Salih olarak imzaladın. Peki kabul ettiremezsen ne olacak bunu İstanbul'a dedi. O da dedi ki kabul ettiremezsem istifa ederim dedi. Bahriye Nazırı'ndan istifa ederim dedi. Ve Salih Paşa bu kararları çantasına koydu ve İstanbul'a gitti. İstanbul bu kararı kabul etmedi. Yani bunları kabul etti İstanbul. Padişah bunları da kabul etmedi padişah. Niye? Otoritesini sarsar düşüncesiyle. Yani padişah Amasya görüşmelerinde alınan kararları reddetmiştir. Amacı nedir? Merkezi otoritesini korumaktır. Bu başka bir bilgidir. Ama İstanbul hükümeti bunları kabul etti. Ali Rıza iyi bir adam gibi. Ama burada tartışma çıktı. Arkadaşlar o zaman Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan İstanbul hükümeti ile temsiliyet arasında tartışmaya neden olan karar Meybusan Meclisi'nin toplanacağı yer konusu oldu. İstanbul hükümeti dedi ki kanuni esasiyeye göre meclisi Meybusan başkentte toplanır. Başkentte İstanbul'dur denildi. O yüzden İstanbul hükümeti meclisin İstanbul'da toplanması kararını yayınladı. Ve ülke genelinde seçimler yapıldı. Ve Amasya görüşmelerinde şu karar alınmıştı. Seçimler serbestçe yapılacak. Bu seçimlere herkes katılacak. Herkes kim istiyorsa ama bir şart var. Eski ittihatçılar, Osmanlı'yı yıkıntıya sürükleyenler bu seçime aday olarak katılmaları engellenecek. Çünkü ittihatçılık bu ülkeyi parçalıyor. Ve bu dönemde iddiaçılar arasında Mustafa Kemal düşmanlığı da var. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani birlik ve beraberliği sağlamak adına, o bağımsızlık ruhunu ortaya çıkarmak adına seçimlere kimlerin katılacağı belli edildi. Arkadaşlar o zaman İstanbul kararının alındığını unutmuyoruz. Meclis Meybusan'ın açılması konusu, nerede açılması konusu, yer konusu İstanbul hükümeti ile temsiliyet arasında tartışmaya neden olduğunu unutmuyoruz. Tamam mıdır? Ve bu görüşmelerle İstanbul hükümetinin temsiliyetini resmen hukuken tanıdığını unutmuyoruz. Seçimler yapılır.
Seçimlerden sonra da Osmanlı Meybusan Meclisi açılır. Fakat şöyle bir sıkıntımız vardır. İyi dinleyin. Burayı da anlatayım ben. Şöyle bir sıkıntımız vardır. Sıkıntı şu. Gençler, şu Türkiye haritamız olsun, tamam mı? Bu Türkiye haritamız olsun. Ve bu arada şu tarafı da sileyim. Nerede toplanacak Meybusan Meclisi? İstanbul'da. Yani burada toplanacak. Meybusan Meclisi İstanbul'da toplanacak. Peki temsiliyeti nerede? Sivas'ta. Yani temsilciler kurulu Sivas'ta ama meclis İstanbul'da toplanacak. Kaç cephemiz var? Doğu, güney ve batı. Peki en çetin savaşlar nerede geçiyor? Batı'da. O halde Meybusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması, en çetin savaşların batıda yapılması temsil heyetine temsil heyetinin yeri konusunda tartışmanın yaşanmasına sebep oldu. Neden? Çünkü Sivas'tan Meybusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip Sivas'tan meclisin çalışmalarını yakından takip edemezsin. Ayrıca uzak çünkü. Ayrıca Batı cephesi savaşlarını idare ve kontrol edemezsin. O yüzden arkadaşlar temsil heyeti komutanlar toplantısını yaptı. Bu komutanlar toplantısında İstanbul kabul edildi. Tamam, İstanbul toplantısının kabul edildi ve temsil heyetinin merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verildi. Fakat buna Doğu'nun tehlikeye gireceği endişesinden dolayı Kazım Karabekir karşı çıktı. Çünkü temsil heyetinin Sivas'tan Ankara'ya gelmesi, Doğu'dan uzaklaşması, Ermeni tehdidinin yeniden gündeme gelmesine sebep olur düşüncesiyle Kazım Karabekir karşı çıktı. Arkadaşlar, o zaman şimdi şöyle bir başlık atıyorum. Temsil heyetinin yani temsilciler kurulunun heyetinin Ankara'ya taşınması diye başlık atıyorum. Siz mantığı anladınız. Ve tarih olarak da 27 Aralık 1919 diyorum. Bakın, hadi siz söyleyin oradan bana. Oturduğunuz yerden söyleyin. Temsil heyeti niye Ankara'ya taşındı? 1. Meybusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmek. Çünkü Sivas uzak. 2. Batı cephesi savaşlarını organize etmek. Etmek amacıyla temsiliyeti 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Peki, o zaman Sivas'a göre Ankara daha yakın. Şimdi şöyle bir soru soracağım size. Neden Eskişehir değil, Kütahya değil, atıyorum Amasya değil, Ankara? Niye Ankara? Niye susuz Ankara merkez seçildi? Niye kıraç Ankara? Ankara'dayım, ayaz, soğuk. Niye Ankara merkez seçildi? Çünkü, bakın şimdi, çünkü bir halkı kuvayi milliyeci. Birincisi bu, kuvayi milliyeci. 2. 20. kolordu Ankara'da. Orada bir ordumuz var bizim. Ali Fuat Cebesoy komutasında. 3. Arkadaşlar, işgale uzak ve güvenli. 4. Haberleşme istasyonu, yani telgraf hattı ve ulaşımı yeterli. Diğer bir ifadeyle jeopolitik konumu yeterli. O yüzden Mustafa Kemal temsil heyetinin Ankara'ya taşınmasını istedi. Ve 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Seymenler'den Ankara'ya geldi. Artık Kurtuluş Savaşı'nın yeni merkezi Ankara oldu.
Erzurum'du. Temsiliyet orada kuruldu. Oradan Sivas'a geldi. Sivas'tan da Ankara'ya geldi. Ve Ankara'ya geldikten bir müddet sonra Mustafa Kemal Benim Gazetem dediği gazeteyi çıkarttırdı. Hakimiyeti Milliye. Hakimiyeti Milliye gazetesi Ankara'da çıkarılmış bir gazetedir. Temsil heyetinin gazetesidir. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı olacaktır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkarırken 1921 yılına kadar yasa çıkarırken o yasalar Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlanacaktır. Hakimiyeti Milliye devlet gazetesi değildir. Özel bir gazetedir. Ama devletin çıkardığı yasaları yayınladığı için yarı resmi gazete olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yeni başlığımız Osmanlı Meybusan Meclisi'nin toplanması olacak. Tahtamızı temizleyelim, kaldığımız yerden devam edelim.